Çubitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Yara bandı. Kim, ne zaman icat etti? Hepimiz çocuk olduk. Arkadaşlarımızla seksekten istopa, saklambaçtan yedi kiremite, körebeden yakan topa çeşitli oyunlar oynadık. Güldük, eğlendik. Bazen oyunlara kendimizi o kadar kaptırırdık ki önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda ne olduğuna bakmadan koşar, oyunu kazanmak için acele ederdik. Oyun oynamak her ne kadar eğlenceli olsa da bu dikkatsizliğimiz yüzünden bazen küçük kazalar yaşardık. Ya yere düşer ya da bir yere çarpar, bu yüzden de kollarımızda ya da bacaklarımızda ufak sıyrıkların oluşmasına yol açardık. Neyse ki böyle durumlar için minik bir kurtarıcımız vardı. Yara bandı. Çocukluğumuzu geride bırakmış olsak da evimizde ya da dışarıda dikkatsizliğimiz yüzünden oluşan ufak sıyrıklar ya da kesikler için hala yara bandını kullanıyoruz. Peki yara bandını kim, ne zaman icat etti? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte öğrenelim. Earl Dixon 1920'li yılların başında ABD'de ameliyatlar için gazlı bez ve pansuman malzemesi üreten bir şirkette çalışıyordu. Dixon'ın eşi Joseph'in yemek yapmayı sevse de sürekli elini kesiyor veya yakıyordu. O zamanlar bu tür küçük yaralanmalarda bir parça gazlı bez ve bu gazlı bezi yerinde tutmaya yarayan yapışkan kumaş sargı kullanılıyordu. Ancak her seferinde her iki malzemenin de ayrı ayrı yaranın boyutuna göre kesilmesi gerekiyordu. Üstelik kumaş sargının tek başınayken ele sarılması kolay değildi. Bu yüzden sargı sık sık düşüyordu. Dixon bu duruma daha pratik bir çözüm bulmak için bir takım denemeler yapmaya başladı. Earl Dixon önce cerrahi bir bant şeridinin ortasına steril bir gazlı bezi katlayıp yerleştirdi. Ardından da kendi kendine yapışmaması için bandı krolin adı verilen yapışkanlı bir kumaşla kapladı ve rulo haline getirdi. Böylece Joseph'in artık ihtiyaç duyduğunda bu şeritten istediği kadar kesip pratik bir şekilde kullanabilecekti. Dixon tasarımını ticari olarak satışa sunma konusunda şirketini ikna etti ve bir süre sonra şirket Bentayer marka adıyla el yapımı yara bandı üretmeye başladı. Başlangıçta satışlar çok iyi olmasa da şirketin ülke genelinde izcilere ücretsiz yara bandı dağıtmasıyla işler yoluna girdi. Bundan 3 yıl sonra üretimde makineler kullanılmaya başlandı. Zaman içinde şirketin en bilinen ürünü haline gelen yara bandı tasarımı nedeniyle Dixon çalıştığı şirketin başkan yardımcılığına kadar yükseldi. Yara bantları kirin, suyun ve mikroorganizmaların yaranın içine girmesini ve enfeksiyona neden olmasını engeller. Yara bantlarının üzerindeki hava delikleri sayesinde oksijen yaraya ulaşır ve bu da vücudun kesik ve sıyrıkları kendi kendine iyileştirmesine yardımcı olur. Günümüzde farklı ölçülerde ve şekillerde yara bantları üretiliyor. Yapışkanlı bantların yanı sıra artık sprey yara bantları da üretilmeye başlandı. Bu sprey, yaranın üzerinde liflerden ince bir ağ oluşturuyor, yarayı korumaya alıyor ve yeni deri hücrelerinin oluşmasını sağlıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte yara bantları da daha akıllı hale geliyor. Örneğin pH değerlerine göre renk değiştiren bir maddenin kullanıldığı yara bandı sayesinde iyileşmesi uzun zaman alan büyük yaralar kolayca takip ediliyor. Sağlıklı bir cildin pH değeri genelde 5'in altındadır. Yara iyileşme sürecinde ise yaralı bölgeye yapıştırılan bandın rengi değişmiyor. pH değerinin 6,5 ile 8,5 arasında olması ise yaranın enfeksiyon kaptığı anlamına geliyor. Böyle bir durumda yara bandının rengi mora dönüşerek iltihabı haber veriyor. Üzerlerine sensörler yerleştirilen ve bir mikroçipe bağlı olan yara bantları ise akıllı cihazlarla entegre şekilde çalışabiliyor. Bu mikroçip sayesinde yaranın güncel durumu ile ilgili veriler akıllı cihazlar üzerinden takip ediliyor. Böylece gerektiğinde yaralı bölgeye ilaç uygulanabiliyor ve yaranın daha hızlı iyileşmesi sağlanıyor. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Thank you.